şampiyonluk geldi. Geçen hafta senede son hafta ilan edilmişti. Bu senede bir sürpriz oldu. Rakipler yenildiler, puan kaybettiler ve Manisa'da şampiyonluk geldi. Bugün coşkuyla 19 Mayıs stadında gerçek şampiyonluğu kutlayacağız. Bir görüşlerini almak isterim. Evet. Ya özellikle Manisa'da şampiyonluğu kutladık ama biz asıl şampiyonluğu bugün burada kutlamayı düşündük. Ve bugün bu takıma gönül vermiş arkadaşlara, dostlara sloganımız vardı. Biz asfaltlı oynasak taraftarımızı kaldırımla destekler diyen taraftar burada hepsi. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bu taraftar olmasaydı belki bu durumlara gelemezdik. Her taraflar biliyorsunuz köy kasaba deyip bu kadar insana çok büyük emeği vardı. Tabii bunun yönetiminde de çok büyük emeği olanlar var. Topçunun var, malzemesinin var. Herkesin emeği var. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Ali abi, buralar köy kasaba, sığmıyor statlara diye bu Ankaracı taraftarı 6 senedir inletti her yer. Geçen sene, 2 sene öncesinde bir Gölbaşı maçını hatırlıyorum. Belki rakipler puan kaybetse, Ankaracı yenilse küme düşecekti. Belki 3. lige düşecekti. Ama Ankaracı taraftarı bırakmadı. Biz de bırakmadık. Biz de yanında olmaya çalıştık. Tabii. Bugün hak ettiği yere dönüyor. Ya bu seneyi bekliyor muydun Ali abi sen? Ya ben vallahi, beklemiyordum açık söylüyorum. Vallahi ben bu seneyi bekliyordum ama diğer arkadaşlar şimdi bizim takım sıkıntılı günler geçirdiğinde işte taraftarın biteceğini, taraftarın azalacağını, gecekondu tribününün biteceği defalarca söylendi. Ama buna rağmen Allah hepsini şimdi günah kessin. Güzel gaz verdiler bize. Aslında bize gaz verenler bu işi başardı. Onları ben buradan hepsini alkışlıyorum. Gecekondu burada. Bir de gecekondu artık bir hayat hikayesine dönüştü. Bu son 2-3 senedir bunu daha da insanlar gördü. Gerçekten sokakta oynasa kaldırımda destekleyeceğini gördüler. Çok zor maçlar, çok zor kötü statlar. Kibrit kutusu gibi tribünlerde Ankaracı taraftarı takımını destek oldu. İkincilikteki takımların taraftarlarına ne diyorsun Ali abi? Şimdi onlar da bu hayalleri kuruyorlar aslında. Süper Lig hayalleri kuruyorlar, birincilik hayalleri kuruyorlar. Sen tribünlerin mimarlarından bir tanesisin. Ben diyorum ki biz o günleri geçirdiğimizde ne düşünüyorlarsa Allah inşallah gönlünlerine göre versin. İnşallah onlar da destek olduğu takımlarının birinciliğe çıkar. Biz de çok zor günler geçirdik. Hani o kadar zor günler geçirdik ki ne söylesem boş. Ne anlatsam da boş. İnan çok zor günler geçirdik. Ve ben sana bir söyleyeyim mi? Bu kadar karabalık grup olmamıza rağmen bir tane insanın kapımızı çalmaması, biz her deplasmanlara son zamanlar birkaç kişi çalmaya başladı. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Genel yönetimlerden bizim kapımızı çalan yok. Onlara sesleniyorum. Artık farkına varılsın. Biz de bir kitleyiz. Bize de biraz bakılsın seneye. Takım birinciliğe çıkacak. Zor süreçler başlayacak. Her deplasmana eğer biz yine aynı düzende gidersek o zaman biz de büyük maçlarda burası köy kasabayı 50 kişi bağıracağımıza her verdikleri yeri doldurursak o zaman bu işi başarmış olacağız. Süper Lig'de çok iyi özledim Ali abi. Süper Lig'e çıkıyoruz bu sene. Her şeyi bırak kamera gücünü bile. Beşiktaş'a gözlemeye koyacağız bu razayı benimle. Lalay 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 lalay. Bir de şimdi Eryaman'ımız var. 19 Mayıs'ta belki de son maçımız Ali abi. Belki de değil, son maçımız artık. Bir şey stadında, adını sen geçir. Yeni kent stadında bir esprili laf söyledim, gündem oldu. Bugün, ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz Eryaman'da en büyük kale arkasına talibiz. Oraya gireceğiz ve köyden yeni gelmiş gibi hayatımıza devam edeceğiz teşkilatla beraber. Gaz burada.
Gaz burada işte. Ne olduysa söyledik bunlara. Yardım, öyle mi kardeşim? Aynen abi. Yardım geldi, yardımı söyledik. Şu yapıyor dedik, bu yapıyor dedik. Ben sana bir söyleyeyim mi? Kötü adamlar değiliz. Değilsiniz hala. Vallahi değiliz. Hizmetimiz var. Hizmetimiz var. Nasıl sen bugün, senin de hakkın ödenmez, sağ ol. Eyvallah abi. Sana bir söyleyeyim mi? Gerçekten alkışlıyoruz. Sen... Sen ailenin içinde... Bu ailenin içinde, senin ailende, ailene de yer var. Ne yapmamız gerekiyorsa başımızın üstüne yerim var senin. Abi bugün ben gece konudayım. Demir'in üstüne geleceğim. Sizinle beraber izleyeceğim bu maçı. Özlemişim de çocukluk şeyim. Çocukluğumda izlediğim yerde. Evet. Seninle maç izlemek de benim için ayrı bir keyif. Sizin o şovlarınızı basın tribününden izlemek de çok büyük bir keyifti. Çok teşekkür ediyoruz her şey için Ali abi. İnşallah gelecek sene Süper Lig'de de çok keyifli maçlarda yine sizin şovlarınızı izleriz. Yine yanınıza geliriz, yine beraber evet. Bu mikrofonu uzatırız. İşte ha! Kötü gününde hep beraberiz. Çünkü biz Ankara güçlüyüz. Uzattık. Oğlum uzat tutun, uzat. Elimiz boşta kalmasın. Sahip çıkılsın. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir saniye şimdi. Burada bana röportaj imkanı sunu. Teşekkür ediyorum. Burada yanımda sağımda bir arkadaş var. Bugün tribün bırakacağını düşünüyormuş. Kendi hakkında ne diyorsunuz kendisine? Abi bir dakika şimdi. Onun bir sloganı vardı. Yani şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi diye. Geçen sene Kayseri'ye giderken o dedi birincilik için değildi dedi. Süper Lig için dedi. Sakın ve Süper Lig için. Sakın sakın ve sakın biz bugün UBS'teyi bağırmayalım. Cenab-ı Allah bizi cehennemde yakarsa perişan oluruz. Cenab-ı Allah bizi mahşer gününde affetmelerinden eylesin. Amin. Yanacak meşale. Bir gün ağlayacak bütün inler. En büyük Ankara güçlüler. Güçlüler. Serhat biz seninle haftada bir en azından bir telefonla evet. Konuşuyoruz. Sezon başından beri aynı şeyleri, aynı endişeleri, aynı korkuları, aynı mutlulukları paylaştık. Evet. Bugünü sezon başında ben hayal etmiyordum. Bu sezon için en azından hayal etmiyordum. Bu sene bir Ankara Ücülük'te kalsın, bir sağlam yerine bassın. Ondan sonra daha kuvvetli zıplar diyordum. Hemen hemen de aynı şeyleri düşünüyorduk. Şimdi neler hissediyorsun? Ya aslında kırılma noktası Gümüşhane maçıydı. Yani Gümüşhane maçındaki olaylardan sonra bütün şehir kilitlendi aslında. Sadece taraftar kilitlenmedi. Bütün şehir kilitlendi. Keşke bunlar daha önce olsaydı, 6 yıllık bu sıkıntıları yaşamasaydık. Ama çok şükür hak ettiğimiz yere geldik şu anda. Ne hissettiğimizden ziyade aslında bundan sonra ne olacağı daha çok önemli. Şehir kilitlenmiş durumdayken gerçekten Ankara Gücü'ne sahip çıkıldığı zaman önümüzdeki yılın planlaması iyi yapılırsa birkaç yıla inşallah şampiyonla oynarız diye düşünüyorum ben. Çünkü büyük bir camia var. Bu camiayı akıllı ve düzgün yönetilirse ve gerçekten iyi destekler gelirse neden başkentimiz olan Ankara'dan da bir şampiyon çıkmasın? Burada yapabiliriz yani. Ki doğru yolda da ilerliyordu aslında. Evet. Bazı şeyler bu kulübe bulaşmasaydı, musallat olmasaydı açık söylüyorum kendime göre Ankara Gücü zaten bu kabusları yaşamayacaktı. Şu anda ama geçmiş konuşmanın artık bize bir faydası şey yok yani. Evet. Ama bundan biz, sonrası için en azından bundan sonrası önemli bizim için. Kulübü sahiplenmek değil, kulübe destek olmaya çalışsınlar. Kesinlikle, aynen. Bu kulübe destek olurlarsa bu camia onlara zaten evet. Destek oluyor, onları da itekliyor. Sen neler söylemek istiyorsun onun haricinde? Gelecek sezon için neler söylemek istiyorsun? Hayalinize gelecek sezon. Gelecek sezon başımızda Ali abinin önderliğinde Allah'ın izniyle aynı tempoda devam edeceğiz. Hedefimiz Allah izin verirse inşallah UEFA olur. Bence bir hedef konması lazım. Evet. Şampiyonluk şu anda hayal olur ama UEFA hayali, Avrupa hayali bizim için şu anda mantıklı gibi gözüküyor. Allah inşallah oraları da görmeyi nasip eder. Ondan sonra Ali abi otobüs kaldırmaz, uçak kaldırır. Biz uçaklarla deplasmanlara gideriz, Avrupa'ya gideriz inşallah. Hayal kurmak çok önemli. Hayal kurduğumuz zaman olayın yarısını gerçekleştiriyoruz. Ya biz Ali abi bugüne kadar kurduğu hayallerin birçoğunu gerçekleştirdi. Hep beraber yanında olduk. Allah da bırakmayı nasip etmesin. Hep beraber inşallah, çok inşallah. Güzel işler yapacağız. İnşallah Avrupa'yı görürüz. O pasaport kuyruklarını görürüz. Vize problemlerini yaşarız. Hep beraber Avrupa'ya gideriz. Biz devre arasında Ali abimle bir röportaj yaptık. Vize için yapmıştık aslında. Bakarsan ciddi alanlar da olmuş. Ali abim kızdı bana niye yayınladın bunu diye. Ama bu artık abi eğlence vakti.
Devre arasında da şampiyonluğa gidiyorduk. Lider bitirmişiz. Hayalleri rüyadaydık. Şimdi de abi sen de bir şeyler söylemek istiyorsun galiba o konuda da. O konu hakkında değil de. Bizim biliyorsunuz tribün şehitlerimiz var. Evet abi. Hah. Asıl konu o. Şampiyonluğu göremeyenler var. Şu an belki yanımızda değiller ama bizi hisseden böyle içimizden binlerce andığımız dostlarımız, arkadaşlarımız var. Hepsi rahmetli oldu. Çoğuna bakarsan hepsi tribün şehidi oldu. Öldürüldü. Öldü. Trafik kazası geçirdi. Hepsini rahmetle anıyorum. Bu madalya, bu şampiyonluğu da alacağımız madalyayı da yapacağımız şampiyonlara tribün bütün tribün şehitlerine genel olarak konuşuyorum. Hepsine armağan ediyorum. Allah'ın seni söyleyeceğin vize konusunda da şunu söylemek istiyorum. Laz'ın birini asmaya götürmüşler. Son isteğini sormuş. Laz biraz 12'den sonra kafa çalışmadığı için de bu bana bir ders olsun demiş. Bu da bize bir ders olur. Vize pasaportu alırız. Allah'a emanet olun. Sağ olasın.